Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bu videoda sizlerle birlikte 2016 yılını gözden geçeceğiz. 2016 yılında neler yapmışım, neler etmişim. Biliyorsunuz YouTube'da iki tane seride oynadığım hesap var. Elması Doğru ve Sıfırdan Elmas serileri. Bu hesaplarda neler yapmışız? Aynı zamanda canlı yayında oynadığım Batu Sunucusu'ndaki hesaba falan da bir bakacağız. Bakalım canlı yayında mı daha iyi oynamışız yoksa videolarda mı daha iyi oynamışız? Neler yapmışız böyle süper, über şeyler falan filan. Bakalım göreceğiz hep beraber. Bu videoyu daha erken çekecektim de anca bugüne kısmet olmuş diyelim. Bakalım yardıralım. Evet, özetimiz için giriş yap diyelim. İlk önce şu anda oynamış olduğum Rocket Meme hesabına bakacağız ve karşımızda Victor. Evet, çok da şaşırtmadı açıkçası. Şimdi 2016 yılında bu hesap Victor'la çıldırmış. Bu hesap çünkü bol bol oynamıştım özellikle sezon sonuna doğru. Yayın dışı falan video dışında da bayağı fazla oynamıştım. Ardından Syndra, ardından Elise, ardından Aurelion Sol ve sonrasında Fizz geliyor. Aurelion Sol'un bu listeye girmiş olması beni şaşırttı açıkçası. En iyi oynadığım Sihirdar Vadisi'nde 25 KDA yapmışım. 9-0-16 ile Lissandra. Ondan sonra 11.75 KDA, 19-4-28. Hatta ben bu maçı hatırlıyorum ya. Ben bu maçı hatırlıyorum bile abi. Bak şuradan bakalım. Şöyle açıldı. Evet, Soflu ile birlikte girmişiz. Hatta 5-1'e girmişiz. Hep birlikte girmişiz. Ya, yanlış anlamadıysam. Aram maçıymış lan bu. Sonsuz uçurum diyor. Allah Allah. Şabah ya. Değişik. Şuradan devam edelim. 5'te 5'ler. Yılın ilk 5'te 5'ini Ezreal'la yapmışım. Aynen. Ondan sonra... TR sunucusundaki en fiyakalı Ezreal sensin. Bu herkese böyle diyormuş herhalde ya. Aynen, bu maç hatta yanlış hatırlamıyorsam yine videodaki bir maçtı ve Penta'yı çekmiştik. Videoya ya da canlı yayın, ikisinden bir tanesi, ben bunu hatırlıyorum çünkü Soflu ile birlikte girmiştik hatta. Hatta o zaman nickimiz Barkot'muş, bayağı da önce yani. Bayağı bir süre önce dereceli oyunda Sihirdar Vadisi'nde 5'te 5 atmışız. Başka yok sanırım, aynen. Başka atmamışız. 3 tane 4'te 4. 3 kere pentamızı çalmışlar. 42 kere daha pentamızı çalmışlar. Ve 200 kere daha pentamızı çalmışlar bu şey. Her pozisyonda en iyi sinerji yarattığın şampiyon. Ormanda Elise. O beni şaşırtmadı bir kere. Orta koridorda yine Fizz de şaşırtmadı açıkçası. Buraya Victor da gelebilirdi tabi. Aşağıda nişancı rolünde Jinx demiş. Yani Jinx'i birkaç kez oynadık. Videolarda falan çok da istemiştiniz. Birkaç videosu var bu sezon Jinx'in. Bu hesapta. Benim destek ve üst koridorda birazcık şaşırttı açıkçası. Choget, hani daha çok oynadığım şampiyonlar var üst koridorda. Destekte de yeni Zillion'dan daha çok oynadığım şampiyonlar var. Demek ki en çok etkiyi bu şampiyonlarla yaratmışız. Bu arada en çok Yasuo kesmişim abi. 800K'ları kesip kesip durmuşum. Kafalarını kesmişim resmen. En çok Ahri karşısında kazanmışım. Beni en çok ezen Ezreal olmuş ve Warwick'e karşı hiç maç kazanamamışım. Evet. Karşıma ne zaman Warwick gelse bu hesapta o maçı kaybetmişim abi. Bu da o demek oluyor. İyisiyle kötüsüyle omuz omuza diyor. Bu Soflu tabii ki de. Ben bütün hesaplarımda Soflu ile en çok oynamışım. 96 oyun birlikte girmişiz. Ondan sonra birlikte en çok oyun kazandığım kişi Soflu. En çok asist yaptığım kişi yine Soflu. Bana en çok asist yapan kişi yine Soflu burada. Rocket Meme vs Pro'larda. Bak, Faker'ı da Björk seni de ezip geçmişim, tamam mı? En çok ben katledilmişim. Ayık olsunlar. Ayık olsunlar. Totemi de en az ben atmışım. Ne gerek var toteme para harcamaya? Bu arada iyi anlamda da skorda önde bitirmişim. Bunun sebebi de muhtemelen bu adamların maçlarında çok skor olmuyor. Yani turnuvalarında bile 2 tane 3 tane skorla maç bittiği oluyor. Onunla alakalı olabilir. Ölmüyor yani adamlar. Ölmeden oynamayı alışmışlar. Biz sınırsız savaşıyoruz. Aa bak, başkalarıyla da karşılaştırabiliyormuşuz. Aynen. Kendimi Rocket Meme ile karşılaştırayım. Daha pro bence. Minyon skoru, dur şunu Faker'a, yok Björksen'e geri geçirelim. Hatta ben bir ormancı seçmek istiyorum ya. Karsa varmış ormanda. Dur bakayım. Tamam, bir orman bir de orta koridorla kapıştıralım kendimizi. Çünkü genel olarak orman oynadığım için bu minyon skoru düşük. Ama asistim yüksektir birader. Şş, ayık olacaksın, tamam mı? Skor totem ve katledilme demiş. 2019 tane skor almışım galiba bu hesapla. En çok... Şu civarlarda, buralar yine şu Kuledebi veya adamların bizim o taraflarda savaşı. En çok da şurada. Abi ben orman oynarken
şu tarafın bu noktasına kule debi atmaktan çok hoşlanıyorum. Rahat. Çünkü rahat gerçekten. Burada şöyle bir kule debi attığında geri çıkışın zor ama burada biraz daha kolay geri kaçabiliyorsun. O kule debi faillerse falan. Onunla alakalı muhtemelen o kırmızılıklar. Zaten orta koridorun şu bölgesi her zaman en çok katledilme olan nokta oluyor. Her yeri de öyledir yani. Herkes de öyledir. 61 tane baron almışım. En erken baronumu da 19 saniye içerisinde almışım. Çıktıktan onu çıkar çıkmaz savaşıp 19 saniyede almışım galiba. Bilmiyorum, daha kısaları da vardır. Soflu da 7 saniye falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama o benle değil. Bu bir de çarpı attığımız baron mu onu da bilmiyorum. Öyle değişik değişik şeyleri var. 31.381 tane minyon katletmişim ve 8 kere de ormanda ölmüşüm. Abi bu sayı bu arada Soflu'da 40 mı 45 mi ne, ya haberiniz olsun. Ormanda tavuk, en çok da tavuklarda ölünüyor biliyor musunuz? Tavukların damage arttı ya, onların resmini koymuşlar buraya. Ejder olarak en çok okyanus ejderi almışız. Ardından alev, ya şunlar ejderler eşit ya. En az hangi ejderi almışız? Şu herhalde kadimden sonra tabii. En çok Q kullanmışım Victor'la. İki aşamalı olduğu için muhtemelen onu iki tane sayıyor klavyede kullandığım Q. W kullanımım yine Victor'laymış. Niye? Ha, sadece Victor'uz. Ben diğerlerini göremiyor muyum ya? 3320 kere ulti atmışım. Ulti ile Q sayısı aynı mı yani? Bunda bir gariplik var bence ya. Bence bir yanlışlık. Ha, şundan abi. R'ye bastığında ulti açılıyor ya. Pat 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 R yapıyorsun yön vermek için. Onların her birisini ulti olarak saymış muhtemelen. O yüzden Q ile neredeyse aynı sayıda. Sıra durumları. En fazla oynanan rol tabii ki de... Bu ne lan? Bu ormancı mı oluyor? Bu ormancı değil mi? Tabii ki de ormancı yani. Ardından orta koridor. Tamam. Bu ne oluyor? Bu savaşçı mı oluyor? Şu ikisi, şu savaşçı, şu asasin. Tank mı bu? Yok, bu tank. Destek, nişancı. Allah Allah, inşallah yok. 74.5 yüzde olarak da oynadığım mod dereceli Sihirdar Vadisi. Uğursuz koruluk, bir kere bile oynamamışım abi bu sezon ya. 6 ve 6'ları saymamışlar. 2017'de bana önerdikleri şampiyon. Bu hesabımda bakalım neler. Üst koridorda Irelia önermiş. Ormanda Rexxar'ı önermiş. Ortada Ahri. Aşağıda Vayne ve Bard. Hani Bard neyse de birader. Çok pro olduğum için Vayne mi öneriyorsun sen bana ya? Dostlara kısmet, düşmana nispet demiş. Bakalım şimdi şeye geçelim. Kabızatöre geçelim. Evet abicim, ben tam çıkış yapacakken o hesaptan internetim kesildi. Bir geri gelmesini falan bekledim. Şimdi de VPN'le anca açıldı. Değişik bir şeyler oldu. Kabızatör hesabındayız. Sıfırdan Elmas serisinde oynadığım hesap. Bakalım. Burada Yorick çıkmış olması beni çok şaşırttı. En başta direkt olarak onunla başlayabiliriz sanırım. En çok oynadığım şampiyon neden Yorick onu hiç bilmiyorum. Muhtemelen Yorick böyle yenilendiğinde onun videosunu çekmeden önce Yorick'i birkaç kez oynamıştım normal oyunda öğreneyim diye. Onu belki saymış olabilir. Bilmiyorum yani. Kamerada bir sorun morun yok. Dur bakalım. Ardından en çok oynadığımız şampiyonlar hep asasinler olmuş bu hesapta. Kha'Zix, Rengar, Zed, hani Kled'i asasin olarak saymayabiliriz. Kha'Zix, Rengar, Zed, Kled ve Yorick olmuş. En iyi oynadığım oyun. Bu maçı çok iyi hatırlıyorum. Evet, 24-1-10. 34 KDA oranıyla Sihirdar Vadisi'nde bir maçım var abi. Şöyle göstereyim onu da. Bunda da yine Soflu ile oynamıştık ve bu maç videoydu. Bu dereceli maçtı. Yok, normal. Dereceli miymiş ya? Dereceliymiş, ben normal diye. Dereceli maçmış arkadaşlar. Dereceli maçmış. 24-1-10. Bu maçı çok iyi hatırlıyorum. Bayağı ağır bir maçtı ya. Gerçekten ağır bir maçtı ama keyifliydi de. Kaydırırsak Aram'da en iyi Alistar'la 5 KD yapmışım. Bu hesaptan Aram girmiyordum açıkçası. Çok şampiyon olmadığı için güzel şeyler gelmiyor diye. Pentam. İlk Pentam'a Caitlyn'le atmışım. Ben bu maçı hatırlamıyorum. Bakalım. Tamam, şimdi hatırladım. Bu maç Ramazan'da oynamıştım. Ramazan'da video veya yayında değil, direkt olarak normal oyun oynamıştım. Hatırladım bu maçı. Ramazan'da oynadığım bir maçta da yılın ilk 5'te 5'ini atmışım. Başka 5'te 5 atmış mıyım? Atmışım. Bir tane daha var. Yazmıyor ama. 3 kere pentam burada çalmış. 16 kere burada. 70 kere de burada. 100 kere falan pentam çalınmış. Her pozisyonda en iyi sinerji yarattığımız şampiyonlarda. Bu arada ışık olayını çözeceğim. Kamera geldi abi.
ayarlamaları yapmam gerekiyor yani. Videoyu hazırladıktan sonrasında onunla uğraşayım birazcık dedim. Kamera geldi. Bundan sonraki videolarda hem görüntü kalitesi hem de şey falan filan daha güzel olacak gibi duruyor. Bakayım birazcık kurcalayacağım. Üst koridorda İrelia. Ormanda Kha'Zix. Orta koridorda Ahri bu şaşırttı. Lucian, Kha'Zix ve İrelia beni şaşırtmadı. Bu maçları çünkü videoda oynadığımız... Bu hesaptaki bütün maçlar videoda. Sıfırdan Elmas'a serisinin özeti yani bu aslında 2016 yılında. Destekte de Bard'la en iyi performans göstermişiz. Şunları hatırlıyorum. Ahri ve Bard'ı hatırlayamadım açıkçası. En çok yendiğim şampiyon Alistar'mış. Hiç kaybetmemişim Alistar'la. En çok kestiğim ve en çok karşısında öldüğüm şampiyon Lucian. Ve karşısında en az kazandığım şampiyon da Kha'Zix olmuş. %29 kazanmışım. Bizim takım şey yine Soflu en çok birlikte oynadığım. Ardından birlikte en çok kazandığım Soflu. En çok asist yaptığım Soflu. Bana en çok asist yapan kişi yine Soflu. Kabuzatör vs. Pro'larda da ben yine şunu Björksen sen yerine ormancı yapacağım. Clear Love mı yapsak aslında ya? Clear Love yapalım. Clear Love'ın aynı mıymış lan Björksen'in senin ortalaması? Allah Allah. İşe bak yahut değişmiyor mu yoksa? Ha, değişiyor tamam. Clear Love diyelim. En çok ben ölmüşüm aralarında. Yine ezmişim hepsini. En az totemi ben atmışım. Bu totem atma olayına bu arada gerçekten şu istatistiklerden kendimize ders çıkarmalıyız bence bu arada. Totem atmada eksiklerim varsa bunlara bak, ormanda özellikle 24 totem atıyor adam maç başına. Ben 10 totem atmışım. Doğru değil yani. Skor olarak hepsinden yine öndeyim. Bu adamlar az öldüklerinden dolayı. Minyon skoru olarak yine ormanda bak, adam 190, ben 109. Diğer ormancıyı koyalım buraya mesela, o da 180'miş. Anlatabiliyor muyum? Fakir'i geri getirelim buraya. Asist olarak da ormanda gerideyim bu sefer. 8 yapmışım. 8.7 ile Clear Love önde. Karsa'ya bakacağım ben. O da 6.47 yapmış. Bunda skor ve katledilme olarak bakarsak 684 skor var. Aldığımız skorların noktaları. Şunlar herhalde bir skor hep. Bir skor aldığım bir skorlar bunlar. Yine aşağıda bak. Dediğim gibi şu bölgeye kule de bir yapmayı seviyorum biraderim. Burası yine birazcık kalabalık, kızarık. Hepatit olmuş. Hepatit miydi? Yok lan, başka bir şeydi o, pıt pıt. Çiçek miydi ya? Değişik bir hastalık vardı ya. Neyse, karışmasın onlar şimdi. Orta koridorda da olay zaten. Anan ormancı yazıyor sandım lan. Aman ormancı diyormuş. 38 baron almışız. 20-35'te en hızlı baronumuz. 4 kere ölmüşüm yalnızca ormanda. 12 bin tane de orman minyonu katletmişim. Lan oğlum hapşırık geldi gitti bir ya. Çok garipti. En çok alev almışım. Şu kadimi bence listeye koymamalılar. Kadim tabii ki de en az alınacak. En çok Kha'Zix'le Q atmışım bu arada. Daha doğrusu Kha'Zix'le attığım yetenekleri gösteriyor bana. 469 şey ultide de 115 tane de ulti atmışım. Ya çok oynamamışım anlaşılan, buradan bu gözüküyor. Sıra durumları olarak da yine ormanda en yüksek. Ardından bu Assassin'di değil mi? Aynen, suikastçı. Bu da nişancı. Üçüncü olarak da vallahi diğerlerinden çok nişancı oynamışım ha. Yine bunda da şey oynamamışım hiç, uğursuz korluk. Biraz aram oynamışım az bir şey. Bana oğlum, benim Ahri değil miydi buradaki? Dur bakayım. Bak burada zaten Ahri yazıyor. Bana Ahri öneriyor oyunu. Şu şampiyon önerme olayın tam bilmiyorum. Burası biraz garip. Bu biraz kötü yapmışlar galiba bunu. Renekton, Çinçançon önermiş. Ahri, Jhin ve Morgana önermiş. Morgana gerçekten güzel bir destek şampiyon ama az oynadığım bir şampiyon. İsterseniz şimdi canlı yayında oynadığım Batu sunucusundaki hesaba gidelim. İnternetim umarım kesilmemiştir. Evet abicim, girişimizi yapıyoruz. Oyun bronz. Evet. Fiz geldi. Bu sayfa bulunduğum bölgede desteklenmiyor. Gayet destekleniyor birader. Kör müsün ya? Fiz geldi bakalım. Bu şaşırtıcı değil tabii ki de. Batı sunucusunda çok fazla maç oynadım ben bu hesapta bu arada 6. sezonda. Kha'Zix doğru, Elise doğru, Vi doğru, Renekton doğru, Fizz doğru. Bunların hepsi benim çok aşina olduğum ve kesinlikle doğru olduğunu düşündüğüm şampiyonlar. Bu ışığı ya artık son uğraşlar bunlar. Son uğraşlar. Kafamızı rahat edecek inşallah. Haritalara göre en iyi oyun demiş. Bakalım. Sirdar Vadisi'nde 5-1-19 oynayarak Jarvan'la. Ben bu maçı hatırlıyorum sanki ya. Dur bakayım. Tank kasmıştım. Full tank olmam lazım. Aynen, bir tanesi full tankta değilmişim aslında da. Ben bu maçı hatırlıyorum abi, evet.
Bu dereceli maç Sihirdar Vadisi. Hatta şu ikonu kullanmışım. Bunun geldiği vakitler. Ben bu maçı hatırlıyorum. Dur bakalım devamına geçelim. Aramda 5.1 KDA ile Akali diğerlerini oynamamışım zaten. Hiç penta atamamışım West'e. Allah Allah. İşe bak ya. Biraz normal oyunda aslında penta kasmak lazım. Şura şimdi sıfır durunca hoş gözükmüyor ya. Baksana 700 tane pentamı çalmışlar. Kankaların her pozisyonda he tamam az önce Ahri'ye laf atıyorduk ya. Bu şey yanımızda bulunduğunda takımımda bulunduğunda en iyi sinerji yarattığım şampiyon. Yani benim takımımda ben Ormansam ve üst koridorumda Jarvan varsa örneğin ben o adamla çok iyi sinerji kurmuşum ve çok güzel oynamışım. Aynı şekilde ormanımda Hecarim varsa, orta koridorumda Lux varsa destekte. Lux'la iyi geçiniyorum anlaşılan ve nişancada da Ezreal. Bu niye Ezreal biliyor musunuz? Soft'la en çok Ezreal oynuyor. O yüzden Ezreal abi bu. Çantada keklik ezeli düşman. 200 tane Thresh kesmişim. %86 oranla Akali ile oyun kazanmışım. 224 kere Lucian'a ölmüşüm ve karşısında en az oyun kazandığım şampiyon da Swain olmuş. Swain bir ara bir parladı ya. O aralar çok alınıyordu ve her alındığında kaybediyordum karşısında. Soflu'yla 448 oyun oynamışım. Bilgehan'la da 57 oyun oynamışım West'te. Birlikte en çok kazandığım yine Soflu. En çok asist yaptığım bana en çok asist yapanlar yine Soflu. Diğer istatistiklere bakalım. Katledilme. Ben yine buraya bir tane ormancı koyacağım bu arada. Clear Love'ı koyacağım. Yine katledilme de acımamışım. Her türlü gömmüşüm. Bu arada minyon skorum düşük. Buna baktım çünkü ben. Neden biliyor musunuz? Burada minyon skorumun düşük olmasının sebebi Fizz oynuyor olmam. Zaten jungle main, bir de Fizz oynayınca yanında Fizz'de de minyon yapması çok zor erken seviyede biliyorsunuz. Ardından skor toplayaraktan bak burada işte ardından skor toplayarak yapıştırıyorsunuz. Öyle bir durum var yani. O öyle bir durum var. Asiste de yine biraz gerideyim. Oo, kan gölüne dönmüş. Gözüküyor değil mi? Aynen. Oo, kan gölüne dönmüş resmen ya. 5.477 tane skor, 4.500 kere ölüm, 5.200 tane asist. Skorlara bak, her yerde her çeşit skor almışız. Base'de de skor almışız bak, base'ler de dolu buralarda. Çok hoş ya. Şu görüntü hoş yani, içim bir hoş. En çok nereye totem atmışım ben? Abi buradan da en çoğu anlaşılmıyor ki her yer kıpkırmızı olunca. 27 kere ormanda ölmüşüm. 63.000 tane orman minyonu kesmişim. 215 baron alıp en erkenine de 20-35'te almışım. Bunlar birbirine neredeyse eşit. Hepsinde böyleydi gerçi. Fizz ile kullanılan Q sayısı 4189, W 3000, E 7500. Bu da şey 3700 diyebiliriz. 2 kere basıldığı için genelde. Ulti de 1000 kere kullanmışım. Sıra durumları olaraktan. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu yeteneklerin kullanım sayısının düşük olması iyi. Hani kendi istatistiklerinizi karşılaştırırken mesela arkadaşlarınızla ikiniz de 200 erkez fiz oynamışsınız. Biriniz 1000 kere ulti atmış, biriniz 2500 kere ulti atmış. Şimdi 1000 kere atıp 1000'ini de tutturan ya da 1000'ini tutturmak çok zor da 1000 kere atıp 700'ünü tutturduysanız her türlü ondan daha iyisinizdir. Yani o 2560'tır ama birini minnacık atmıştır, birini dağ taşa, birini yan oyunda aramda adamın kafasına falan gelmiştir. Genelde yani bu istatistiksel bir şey bu arada. Kore sunucusunda atılan yetenek sayıları Elo yükseldikçe düşüyor. Daha az skill atıyorlar. Thresh Q'su falan mesela. Onların da infografiklerini paylaşmışlardı. Çok hoş şeyler bunlar. %99.3. Burada neredeyse bütün maçım dereceliymiş. Yani neredeyse %99'dan fazlası. En fazla oynanan oyunlar yine jungle, ardından assassin, ardından orta koridor. Tank, nişancı destek şeklinde devam etmiş. Bana önerilen şampiyonlar bakalım. Orta koridorda Mazlar, ormanda Shaco, üst koridorda İrelia, Ezreal ve Alistar. Alistar güzel şampiyon. Ezreal'ı da çok beğeniyorum. Mazlar da ara ara oynuyorum. Shaco'yu sevmiyorum abi ya. Shaco'yu sevemiyorum yani. İrelia da güzel çar tabii. Bu da Batı sunucusundaydı. Yani diğer hesaplar var. 2-3 tane daha Smurf hesap var ama onlar da çok az oyun oynadığım için adam akıllı istatistik olmaz. En dolu istatistiğe sahip hesap bu hesaptı. Güzel bir şey yani bence. Sizler neler yaptınız? Mesela en çok KDA oranına sahip olduğunuz maç ne ve kaç KDA'dasınız? Bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Kaç penta attınız falan. Merak ediyorum ben de böyle şeyleri sizlerden. Bu arada en çok Yasuo kesenler.
Gelin sarılalım. Yasuo'ların kafasına vuranlar. İlk şey hesabında Rocket Meme'de en çok Yasuo kestim. Hoş bir şey yani. Gerçekten güzel bir duygu. Burada da videonun sonuna gelmiş bulunam arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bugünün diğer bir videosu The Walking Dead Any Frontier sezon 3'ün ilk bölümünü yayınladım. Ona da bakabilirsiniz, yine kartlarda falan fışkırtmışımdır şimdi. Gerçekten çok güzel, çok tatlı, kaliteli hikayeye sahip bir oyun o da. Göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.